Merhaba arkadaşlar, Bilgi Kap kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Gmail'de iki adımlı doğrulamayı nasıl aktif hale getirebileceğimizi şimdi size göstermeye çalışacağım. Gmail'imize giriş yaptıktan sonra sağ taraftan Google uygulamaları kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kare kare kutucuklar mevcut. Tıklayalım. Sonrasında hesabım seçeneğine gideceğiz. Sol tıklayarak hesabıma gittik arkadaşlar. Yapacağımız işlem güvenlikle ilgili olduğu için iki adımlı doğrulama kısmı güvenlik menüsünde tıklıyoruz. Aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki adımlı doğrulama kısmı kapalı. Tıklıyoruz buraya. Bu sayfaya geldik arkadaşlar. Bu sayfaya gelmenin farklı bir yolu daha var. Hemen kısaca göstereyim. Google'a Gmail iki adımlı doğrulama yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında Google'un destek platformuna tıklıyoruz. Buradan tekrar tıkladığımızda aynı sayfaya gideceğiz arkadaşlar. Bir şifremizi yazalım. Gördüğünüz gibi iki seçenekle de aynı sayfaya ulaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle şunu kapatalım. Buradan devam edelim. İki adımlı doğrulama kısmına geldik. Buradan sağ alttan başlayın diyoruz. Tekrar şifremizi yazalım. Çünkü bir değişiklik yapacağımız zaman Gmail bizden tekrar şifre istiyor. Yani hesabın gerçek sahibi olduğumuzu anlamak için. Buraya telefon numaramızı yazıyoruz arkadaşlar. Ülke kodunu seçeriz buradan. Türkiye 90. Telefon numaramızı, cep telefonumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Ve cep telefonumuza kısa mesaj istiyoruz. Sonrasında telefonumuzu doğrulayacak ve iki adımlı doğrulama aktif hale gelecek. İstersek telefonla arama seçeneğini de kullanabiliriz. Sağ alt taraftan sonraki diyoruz. Bize kod gelmek üzeredir arkadaşlar. Kodu gönderdi şu anda. Evet, kodumuz geldi. 617-156. Kodumuzu girdikten sonra sonraki seçeneğine tıklıyoruz. Sonra tekrar bize son bir soruyor arkadaşlar. Açılsın mı diye. Şu an telefonumuzu doğruladı ve iki adımlı doğrulamayı da buradan aç seçeneğine tıklıyoruz. Şu anda iki adımlı doğrulamamız açıldı arkadaşlar. Bundan sonra Gmail'e giriş yaparken bize şifremizi yazdıktan sonra 6 haneli Google'un doğrulama kodu gelecek arkadaşlar. Bu uygulamayı buradan da kapat diyerek iki adımlı doğrulamayı kapatabiliriz arkadaşlar. Buradan da sonlandırılabilir yani. Şöyle çarpıya basalım. Bir de bunun denemesini yapalım arkadaşlar. Denemesini yapmadan önce alt tarafta başka seçenekler de var. Onları da bir görelim. Yedek kodları alabiliyoruz arkadaşlar. Diyelim ki telefonumuz bozuldu veya hattımıza ulaşamıyoruz falan. Buradan kur dediğimizde bize yedek kodlar veriyor arkadaşlar. Bu kodlarla da giriş yapabiliyoruz. Bunu isterseniz indirebilirsiniz. İsterseniz ekran görüntüsünü alın. Bir şekilde bu rakamları kaydederek telefonunuza bir sıkıntı olduğunda bu rakamlarla Gmail'inize giriş yapabiliyorsunuz. Tavsiye ederim arkadaşlar. Kapatalım. Bu uygulamayı bilmiyorum arkadaşlar. Yedek telefon da ekleyebilirsiniz. Bir yakınınızın telefonunu eklersiniz arkadaşlar. Bunun da faydası olur. Yani diyelim ki telefonunuza ulaşılmıyor ve az önceki bu yedek kodlara da ulaşamıyorsunuz. Onları da kaybettiniz. Yedek telefonla işinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde şimdi bir çıkış yapalım. Ve iki adımlı doğrulamamızı kontrol edelim arkadaşlar. Çalışıp çalışmadığını. Şifremizi yazdık arkadaşlar. İleri diyelim. Evet. Bu arada arkadaşlar bu bilgisayara bir daha sorma seçeneği de mevcut. Ben bu seçeneği genelde kullanıyorum. Şifreyi kaydetmiyorum. Yani kendi bilgisayarımdayken sürekli kod girmiyorum arkadaşlar Gmail'e. Bu arada iki adımlı doğrulama için tekrar bize Google kodumuzu gönderdi. Girişimizi yapalım. Evet arkadaşlar, Gmail'imize giriş yaptık. Şuradan Gmail hesabımıza bir dönelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki adımlı doğrulama açıldı diye bir mailimiz de gelmiş.
Uygulamamız aktif hale geldi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.